Bugün konuğumuz Mercedes Vito. Vito kısa süre önce makyajlandı. Müşteri memnuniyet ne kadar yüksekse artık otomobilin estetik olarak neredeyse hiçbir değişikliğe uğramadığı bir makyaj operasyonundan bahsediyoruz. Izgarası yenilenmiş, yeni cam seçenekleri eklenmiş ve bununla da aslında yeterli bulunmuş makyaj operasyonu estetik anlamda düşünürsek, dış tasarımla düşünürsek. Bu da ne demektir? Makyaj öncesinde bir Vito'ya sahipseniz değeri çok fazla düşmeyecektir. Dışarıda çok kolay bir şekilde fark edilmeyecektir. Çünkü bu makyajda gelen yenilikler. Bunun yanında teknik anlamda bazı yenilikler var. Bazı yeni donanımlar eklendi. 2 litrelik dizel motorla geliyor artık. Eskiden 2.1 litrelik eski dizel motorla satılıyordu Mercedes Vito. Ve 9 vitesli otomatik şanzımanla da satın alabiliyorsunuz. Bu yanındaki versiyon 119 versiyonu. Aslında bunun bir üst versiyonu daha ürün gamına eklendi. Daha güçlü bir versiyon isteyenler için, daha güçlü bir Vito isteyenler için. Ama Türkiye'de bu satılmıyor. Bu 119'a yetinmek gerekiyor. Güçlü versiyon isteyenler için. O zaman bu makyajda gelen yenilikleri size anlatayım. Ki çok uzun sürmeyecek makyajda gelen yenilikler. İç mekanında da ufak tefek bir şeyler var. Ondan sonra da yeni 2 litrelik dizel motor. Oradan 9 vitesli otomatik şanzımandan bahsedelim. Bununla da çok da uzun olmayan bir videoyla umarım makyaj Vito'yu size anlatmış olurum. O zaman direksiyona geçelim. Bakalım makyaj Vito'da neler var. Şimdi de Vito'nun direksiyonundayız. Daha doğrusu Vito Tourer'ın direksiyonundayız. Farklı karoser versiyonları var. Bu versiyon yolcu taşımak için tasarlanmış olan versiyonu. Daha binekvari bir versiyon. Ayrıca 8+1 oturma düzenine sahip. Bu sayede de otomobil ruhsatına, daha doğrusu hafif ticari araç minibüs ruhsatına sahip ama otomobil gibi değerlendiriliyor kanun önünde. Aynı sınırlarına sahip, 2 yılda bir muayeneye girebiliyor. Ve bazı geçiş kısıtlamaları olan yerlerde de otomobiller geçebiliyorsa bu araçta geçebiliyor. Böyle bir araçtan bahsediyoruz yani burada. Makyajda, dış tasarımda oluşan yeniliklerden bahsettim. İçerideki yeniliklerden de hemen hızlıca bahsedeyim ki çok da uzun sürmeyecektir kuvvetle muhtemel. Çünkü gördüğünüz gibi kokpitte neredeyse hiçbir şey değişmemiş. Her şey olduğu gibi aynen kullanılmaya devam edilmiş. Burada en önemli yenilik artık yeni bir multimedya sistemiyle birlikte geliyor. Audio 30 ve Audio 40 olarak anılıyor bu multimedya sistemleri. Büyük dokunmatik ekranlara sahip bu iki audio sistemi. İkisi arasındaki fark 40'ın navigasyon sistemiyle birlikte geliyor olması. Bu sayede artık mesela Apple CarPlay kullanabiliyorsunuz Mercedes Vito'da. Çok güzel dokunma hassasiyeti olan, grafikleri, netliği, çözünürlüğü gerçekten çok başarılı olan Mercedes bu konuda zaten haklı bir üne sahiptir. Burada da devam ettirmiş bu ünlü. Sonuç itibariyle çok rahat kullanılabilen bir dokunmatik ekrandan bahsediyoruz burada. Konumu itibariyle de rahatça takip edebiliyorsunuz. Mesela yönlendirmeyi açarsanız eğer telefonunuzdaki navigasyon ya da yön bulma sistemi üzerinden yönlendirmeyi açarsanız da çok rahat bir şekilde bu yönlendirmeyi takip edebiliyorsunuz. Bir dizi fiziki düğmesi var. Böylece kullanımı da biraz daha rahatlatılmış sonuçta. Dokunmatik düğmeler çok iyi kullanılmıyor böyle ekranlarda. Gözünüzü çok fazla yoldan ayırmadan bu fiziki düğmeleri de rahatça kullanabiliyorsunuz. Onun USB portları da hemen klima kumandasının, klima ünitesinin sol tarafındaki boşluğa yerleştirilmiş iki tane USB port var. Bir tanesi şarj için, bir tanesi de bu ana ekrana bağlanabilmek için kullanılıyor bu USB portlarının. Burada derin bir alan var. Telefonunuzu şuraya belki koyabilirsiniz ama çok da sağlıklı olmayacaktır. Telefonunuz oradan çok rahat bir şekilde düşebilir. Telefon saklayacak, telefon koyacak bir alan hala sunulmuyor. Keşke makyajda onu da ekleselermiş diyeceğim ama aslında var Vito'nun ürün gamı içerisinde. Bu araç 8+1 olmak için farklı oturma düzenlerine sahip olmak zorunda. Arkada 6 tane koltuğu var Vito'nun. Bu koltuklar da 6 kişiyi misafir ettiğinizde 2 kişiye daha yer açmanız gerekiyor. O nedenle de ön koltuklarda 2 kişilik tasarlanmış. Ön koltuk daha doğrusu 2 kişilik tasarlanmış. 2 kişilik olunca da tabii ki bu ortayı kullanamıyorsunuz rahat bir şekilde. Tek kişilik koltuk olsaydı burada altta bir konsol daha olacaktı. Oraya küçük eşyalarınızı saklayabilecektiniz. Ama kanuna uymak adına böyle tasarlanmış Vito'nun oturma düzeni. Arkada 3 sıra koltukla bunun önüne geçirebilirdi. Önde 2 tane yani önde tek kişilik yolcu koltuğu olabilirdi sadece. Ama bunu yaparsanız arka koltukların diz mesafeleri çok azalıyor. Pek rahat koltuklar haline gelmiyor. O zaman bir personel taşıyıcıya daha çok benziyor bu tarz araçlar. Volkswagen Caravel mesela öyle geliyor. Bu değerlendirmeyi size bırakıyorum tabii ki hangisi daha işinize gelirse ona bakmanız daha verimli olacaktır. Sonuç itibariyle kokpitte dediğim gibi öyle çok fazla bir yenilik yok. Eskiden ne varsa onlar sunulmaya devam ediliyor. Chrome paketi adı altında bir paket var. Chrome paketiyle ne gelir? Tabii ki Chrome'lar gelir diye düşünebilirsiniz ama leke kaplamalar geliyor Chrome paketiyle birlikte. Orta konsol biraz daha seçkin hale gelebiliyor böylece. Şu orta bölüm tamamen lakeyle kaplanmış oluyor bu Chrome paketini satın alırsanız. Makyajla gelen bir diğer yenilik de dışarılardaki havalandırma çıkışlarının türbin benzeri olanlarla değiştirilmesi. Eskiden de yuvarlak havalandırma çıkışları vardı ama artık Mercedes binek modellerindeki türbin benzeri
tasarım burada da kullanılmış. Sonuçta size bir faydası olmayacak. Sadece görsel olarak daha iyi olduğunu düşünüyorsanız daha iyidir. Bununla da geçiyoruz. Diğer kokpit konularından da birazcık belki bahsetmek gerekebilir. Mesela bardaklığı çok uzakta. Şurada kokpitin tepesine duruyor. Eğilmeniz lazım onu kullanabilmek için ve uzun şişe koyarsanız mesela rahatsızlık verebilir. Kokpit cebinde bir bardaklık daha bulunuyor. O da çok aşağıda duruyor. İki tane göz bulunuyor bu arada kapı içinde. Onun dışında da genel olarak rahat bir kokpit herhalde. Yani rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ticari araç kokpiti ama. Öyle çok fazla kalite, gösteriş vesaire beklememeniz lazım. Onu bekliyorsanız eğer malumunuz artık V serisi satışa sunuldu. Onu belki tercih etmeniz lazım. 1 milyon 700 bin liralık fiyatıyla birlikte enteresan bir tercih olabilir. Kaliteli bir kokpit de geliyor sonuçta. V serisi. Durumlar böyle makyajla ilgili yenilikler için. Diğer özelliklere de hemen değineceğim ama makyajda gelen en son yenilikten de biraz bahsedeyim. Eskiden 2.1 litrelik bir dizel motor sunuluyordu Vito ürün gamında. Daha öncesinde de ya da bu Vito nesli ilk tanıtıldığında da 1.6 litrelik bir motor versiyonu daha vardı. Vito'nun Renault'dan alınan 1.6 litrelik dizel motor. Önden çekiş ve manuel şanzıman ikilisiyle birlikte bazı versiyonunu oluşturuyordu. 111 CDI olarak anılıyordu bu versiyon. Artık o versiyon yok. Uzun zamandır yok zaten. Çünkü o 1.6 litrelik motor Mercedes'in başını bayağı bir ağrıttı. Emisyonla ilgili durumlar yüzünden Renault'un da başını ağrıttı aynı şekilde. Renault da artık o 1.6 litrelik dizel motoru kullanmıyor. 1.7 litreye çıkartıldı hacmi. 114 CDI adı altında bazı pazarlarda pazarlanıyor hala o 1.7 litrelik motor. Önden çekiş ve manuel şanzımanla birlikte. Ama otomatik şanzımanlı versiyonlar ya da bütün arkadan çekişli versiyonlar 2 litrelik Mercedes dizel motoruna kavuştu. 2.1 litrelik dizel motorun yerine. Bu dizel motor ilk defa Mercedes E serisinin son nesliyle birlikte tanıtıldı. Son neslin makyaj öncesindeki versiyonuyla birlikte tanıtıldı. Son dönemde bir dizel motordan ne bekliyorsunuz? Bütün o teknolojilere sahip bir motor. Bu motorla birlikte gelen önemli bir diğer yenilik. 7 vitesli şanzıman yerine artık 9 vitesli otomatik şanzıman sunuluyor. Ki Vito Tourer versiyonları Türkiye'de standart olarak otomatik şanzımanla satılıyorlar artık. Bu da bir gelişimdir sonuç itibariyle 9 vitesli olması. Sonuçta bu bir ticari araç. Ne kadar az yakıt tüketirse ya da ne kadar az ses üretirse sahibine o kadar çok para kazandırır. Hem konfor önemli hem de kullanım maliyetleri önemli. O halde de tabii ki 9 vitesli bir şanzımanın faydaları görülebilir böyle bir kurulumda. Sonuçlara gelecek olursak 3 tane güç versiyonu var buradaki 2 litrelik dizel motorun. 114 CDI, 116 CDI ve 119 olarak geçiyor model takıları. Bu model takılarının sonundaki rakamlar da aslında beygir güçlerini gösteriyor. 114, 136 beygir güç. 3 aşağı 5 yukarı gösteriyor diyelim. 136 beygir güç üreten bir motorla birlikte geliyor. 116, 163 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Ve 119'da 190 beygir güç üreten bir motorla geliyor. İçinde bulunduğumuz versiyon tabii ki 119 versiyonu. 190 beygir güç 440 Nm tork üretiyor. Buradaki 2 litrelik dizel motor. Bu makyaj öncesinde serinin en üst versiyonuydu 119 versiyonu. Artık öyle değil. Artık 124 versiyonu var bir de. Tahmin edersiniz 240 beygir güç üretiyor. 239 beygir tam olarak aslında. Ve 500 Nm de tork üretiyor. 2 litrelik dizel motor o kurulumda. Enteresan bir sunum tabii ki. 7.9 saniye gibi bir 0-100 km saat hızlanması, 200 km üzerinde son hızı olan bir versiyon. Türkiye'de satılmıyor bu versiyon. Ama güç arayanlar için enteresan bir sunum olabilir tabii ki satıldığı pazarlarda. Bizdeki en güçlü versiyon hala 119 versiyonu. Bu versiyon aslında makyaj öncesinden farklı değil sunumları. Sonuçta şanzıman öyle inanılmaz bir fark oluşturmamış. Yine çekiş gücü oldukça güzel. Araç dolu olsa da hız sınırlarını çok rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Otoyolda mesela 125-130 km saat hızlık bir tempo ile çok rahat bir şekilde ilerlemeye devam edecektir ki güçlü motora sahip versiyonlar zaten bu nedenle tercih ediliyor bu pazarda, minibüs pazarında. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilecektir. Yakıt tüketimi konusunda bir farklılık var mı diyecek olursanız açıkçası benim ölçümde pek bir fark ortaya çıkmadı. 120 km'lik bir rotada 59 km saatlik bir ortalama hızda 7.7 litre 100 km'deki tüketim verim. Hız ortalamam yüksek. Ona karşın yakıt tüketimi pek o kadar düşük değil ki makyaj öncesindeki 2.1 litrelik motorla da 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Eğer sabit hızlı sürüşlerinizi artırırsanız, şehir trafiğinden daha uzun süreli ayrı kalırsanız yakıt tüketiminizi 7 litrelerin başına kadar düşürebiliyorsunuz. Bu 9 vitesli şanzımanın bir faydası burada neredeyse hiç görünmüyor. Evet, devri çok düşürebiliyor. Sürekli
1500 devirin altında tutabiliyor motoru. 1500 devirde bile değil. 1500 devirin altında tutabiliyor. Böyle baktığınızda evet, gerçekten de devri çok düşük tutabiliyor ama ne olursa olsun ağır, yüksek bir araçtan bahsediyoruz. Yok, yüksek güç üreten de bir dizel motordan bahsediyoruz. Yakıt tüketimini düşürmenin de bir tabii ki sınırı var. O sınırlarda aşılamamış bu durumda. Yani 2 litrelik dizel motorun size yakıt tüketimi anlamında çok belirgin, çok dramatik bir fark getireceğini söylemek imkansız. Gerçekten de şehir trafiğinde de bu çok fazla değişmeyecektir. Takdir edersiniz ki, tahmin edersiniz ki. Buna karşılık mesela ses yönünden bazı farklılıklar var. Şu anda yokuş çıkıyorum. Şu anda bile dizel motorun sesi bayağı arka planda kalıyor. Çok fazla içeriye sızmıyor. Her hızda fısıldayarak konuşabiliyorsunuz bu otomobilin içinde. Ön tarafta bile bu geçerli. Arka tarafta çok daha iyi bir sessizlik hakim. Çok daha iyi bir izolasyon hakim. Böyle olduğunda da yolcu taşıma öncelikli bir araçtan bahsediyorsak bu tabii ki önemli bir avantajdır. 2 litrelik yeni motorun en büyük getirisi Vito'ya muhtemelen de bu sessizliğidir. Her hızda neredeyse sessiz kalmayı başarıyor dizel motor eski motordan farklı olarak. Durumlar böyle. Yeni motorlar, yeni şanzımanlarla ilgili. Diğer versiyonlarını tabii ki kullanmadım Vito'nun. O yüzden onlar hakkında konuşmam doğru olmayacaktır. Buradan Vito'nun sürüşüne geçeyim. Neler var, neler yok. Eski kurulumlar hala devam ediyor. Neredeyse eskisi de tamamen aynı. Süspansiyon ayarlarıyla birlikte geliyor. Çok rahat kullanılan bir araçtır Mercedes Vito. Bu rahatlığını da devam ettiriyor. Sürüş pozisyonundan başlıyor. Bu rahatlık direksiyonunun ayarına, süspansiyonun tepkilerine kadar devam ediyor. Darbe inişi gayet güzel. Ön aksınki çok güzel mesela. Arka aksınki biraz daha iyi olabilirdi. Belki biraz sert kalabiliyor bazı darbelerde ama sonuçta yüklü kullanımlarda bunları çok daha az hissedeceksiniz. Buna karşılık mesela virajlardaki tavrı da oldukça iyi. Hatta piyasadaki pek çok SUV'dan, crossover'dan daha iyi diyebiliriz Vito. Bu konuda gerçekten de çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor virajlı yollarda. Şu an üstünde gittiğim gibi dar virajlara sahip bir orman yolunda dahi rahatsız olmuyorsunuz bu aracın iriliğinden, ki gerçekten çok iri bir araçtan bahsediyoruz. Türkiye'de uzun ve ekstra uzun karoserlerle satılıyor. Bunlar 5 metreden daha uzun araçlar anlamına geliyor. Kocaman bir araçtan bahsediyoruz yani sonuç itibariyle, ama virajlarda çok rahat bir şekilde sizi rahatsız etmeden, sizi yormadan yönlendirilebilen de bir araçtan bahsediyoruz. Park manevraları için çok yumuşayan, yüksek hızlarda gayet güzel geri bildirimleri olan bu çok önemli tabii ki. Hassaslığı, direkliği, hızı gerçekten çok başarılı da bir direksiyon sistemiyle birlikte geliyor. Vito bu sınıfta hala sürüş hisleri konusunda, sürüş keyif konusunda liderliği devam ettiriyor. Gerçekten de oldukça başarılı. Vito'ya en yaklaşan araç Volkswagen Caravelle diye düşünürsünüz ama Volkswagen Caravelle'in biraz konfor eksiği var. Dinamik sürüş kısmında oldukça başarılı olsa da konfor eksiği var. Peugeot Traveler gibi PSA minibüsleri oluyor. Bu konuda Vito'ya en çok yaklaşan araçlar. Sürüşle ilgili son bir konu. Makyajla birlikte Vito üretimine havalı süspansiyon eklendi. Havalı süspansiyon seçeneği eklendi. Üstelik de yüksekliği değiştirilebilir bir havalı süspansiyon seçeneği bu. Mesela düşük hızlarda aracın yüksekliğini artırabiliyorsunuz. Bozuk zeminlerden geçerken faydası olabilir. Ya da yüksek hızlarda araç kendi kendine 1 cm alçalıyor ki rüzgar direnci biraz daha düşsün. Ya da spor modu alırsanız mesela siz standart olarak o 1 cm daha alçak halde kullanabiliyorsunuz. Bu arada evet, spor modu var otomobilin bir de. Onu da söylemek lazım. Burada dynamic yazan bir düğme var üzerinde. Dynamic'e alırsanız şanzıman spor moda geçiyor. Biraz daha atak davranmaya başlıyor. Hatta isterseniz direksiyon üzerine kulakçıklarla manuelde kumanda edebiliyorsunuz buradaki şanzımana. Spor modu alırsanız eğer havalı süspansiyon da alçalıyor. Böylece biraz daha sertleşip biraz daha direkt bir sürüş sunmayı başarıyor. Türkiye'de satılmıyor ne yazık ki. Ya da ürün gamına dahil edilmiyor. Bu havalı süspansiyon sistemi kabul edersiniz ki oldukça pahalı bir donanımdır havalı süspansiyon sistemi. Ve tabii ki çok kilometre yapılan bir sektörde hizmet eden, hizmet için kullanılan bir araçta da yürütme maliyetleri açısından çok da faydalı bir donanım olmayacaktır. İlerleyen dönemde sorun çıkardığında pahalı bakım maliyetleri olacağından. Bu nedenle muhtemelen Türkiye'de satılmıyor bu versiyonda havalı süspansiyona sahip Vito'da. Diğer Vito özelliklerine geçecek olursak, arkadan öne doğru gelin, dev gibi bir bagajı var. Tahmin edersiniz ki buradaki üst donanıma sahip versiyonda iki katlı bir bagajdan bahsediyoruz. Altında herhangi bir binek otomobilden daha büyük bir bagaj alanı kalıyor. Üstünde de ek bir saklama alanı, daha doğrusu ek bir raf bulunuyor kullanabileceğiniz. İsterseniz o rafı kaldırabiliyorsunuz, bagajı tamamen kullanabiliyorsunuz. Arkada hala 6 tane koltuk varken bu devasa alan kalıyor. O alanı da tek parça olarak kullanabiliyorsunuz.
İsterseniz de iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu pandizot benzeri yapının içerisinde bir göz daha bulunuyor. Orada da katlanabilir sepetler bulunuyor. Mercedes'in bir tasarım arkası diyeceğim herhalde. Çok hoşlar çünkü. Katlanıyorlar. Çok küçük bir alanda saklanabiliyorlar. Ama istediğinizde de bir sepet olarak eşya taşımak için mesela kısa mesafelerde kullanabiliyorsunuz bu sepetleri. Bunlar kullanılıyor orada. Arka tarafta 6 tane koltuk var. Biraz önce söylediğim gibi bunlar 2 tane ikili koltuk, 2 tane de teklik koltuk olarak sıralanıyorlar. Yerlerinden çıkartılabiliyor bu koltuklar tamamen. Öncelikle ya da raylar üzerinde ileri geri hareket ettirilebiliyor. Farklı mesafelerde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela öndeki koltukları şu anda Mercedes yetkilileri sıra halinde olacak şekilde sürüş pozisyonuna, sürüş yönüne doğru ayarlamışlar. Ama isterseniz sürüş yönünün tersine onu çevirip karşılıklı bir oturma düzeninde elde edebiliyorsunuz. Bu koltuklar pek hafif değiller. Öyle tek kişi yapılabilecek bir iş değil. Bence hiç girişmeyin. Birkaç kişi olmakta fayda var. En azından bir iki kişi olmak ya da üç kişi olmak daha doğru olacaktır. Özellikle ikili koltukları yerinden kaldırıp döndürüp ondan sonra da doğru rayların üzerine doğru şekilde takmak pek öyle basit olmayacaktır. O nedenle tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum eğer böyle bir dönüşüm yapmayı planlıyorsanız. Oldukça rahat koltuklar bunlar. Kolçakları olan, sırtlık eğim ayarları olan koltuklar. Donanıma bağlı olarak mesela cam tavan alabiliyorsunuz. Bu araçta yok ama açılabilir bir cam tavan üstelik de panoramik bir cam tavan alabiliyorsunuz. Perdeler, saklama alanları, güzel kaliteli halı kaplamalar. Arka taraf için klima ayarı mesela sunulanlar arasında Vito Tourer'da. Bunlarla baktığınızda da arka taraf hizmete hemen hazır bir şekilde sunuluyor diyebiliriz. Çok fazla değişiklik yapmanıza gerek olmadan da arka tarafı muhtemelen kullanabileceksiniz işiniz için. Arka taraf için durumlar böyle. Fiyatlardan ve donanımlardan bahsedeyim hızlıca. 114 versiyonu uzun şasisiyle birlikte 430 bin liralardan başlıyor. Select Plus donanım seviyesine sahip uzun şasili 119 versiyonunu satın almak isterseniz fiyat seviyesi 620 bin liralara kadar çıkıyor. Bu fiyatlar çok anormal değiller. Yapacak bir şey yok yani şu anda piyasada durumlar böyle. Rekabette makul diyebiliriz herhalde. Birazcık Mercedes farkını koymanız gerekiyor. Donanımlardan bahsedersek Base isimli baz donanım seviyesi var. Gayet direkt bir şekilde açıklamış Mercedes durumu. O donanım seviyesinde sadece ön hava yastıkları sunuluyor. Onun dışındaki donanım seviyelerinde yan ve perde hava yastıkları da standart olarak geliyor. Select ve Select Plus isim donanım seviyelerinde aktif yardımcı sistemler de standart olarak geliyor. Şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi ya da çarpışma uyarısı gibi donanımlar da standart olarak geliyor. Bunun dışında da diğer konfor ekipmanları da donanım seviyelerine dağıtılmış durumda. Genel olarak baktığınızda Base'i saymazsak, Base'i görmezden gelirsek diğer donanım seviyelerinde makul bir sunum olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Zaten yüksek güçlü motorlar sadece üst donanım seviyeleriyle birlikte sunuluyor. Böyle de bir ayrım yapmış Mercedes. Durumlar böyle yani. Vito için çok da öyle farklılık olmayan bir makyaj operasyonu. Sonuç itibariyle herkes memnunsa zaten değişiklik yapmanın da çok alemi olmayabilir. Bir iki tane güncellemeyle, bir iki tane güne uyumla yetinmiş Mercedes. Böylece de ürününün şanını devam ettirmeye çalışıyor diyebiliriz herhalde genel olarak. Durumlar böyle yani. Mercedes Vito ile ilgili hala sınıfının en iyi araçlarından bir tanesi. Hala sınıfında ayrıcalıklı araçlardan bir tanesi olarak da konumunu sürdürüyor. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.